İnsanlık başarısız oluyordu. Her gün yeni, daha modern bir Skibidi Tuvalet türü ortaya çıktı. Skibidi tuvaletlerini durdurmak için silah geliştiren bilim adamları çaresizdi. Bu korkunç yaratıklara karşı hiçbir şey işe yaramadı. Pes etmeyen tek kişi bilim adamı Doktor Clark'tı. Tüm Skibidi tuvaletlerini yok etmek için mükemmel bir plan tasarladı. Skibidi tuvaletleri başka bir evrene taşıyabilecek özel bir ışınlanma silahı geliştirmek istedi. Bütün bilim adamları onun imkansız olduğunu söyleyen bir aptal ve sersem olduğunu düşündüler. Ancak Doktor Clark öyle düşünmedi, bu yüzden tüm bilgisini hayal etmesi imkansız bir şey yaratmak için kullandı ve 2 ay sonra ışınlayıcı silah hazırdı. Silahı test etme zamanı geldiğinde riski aldı çünkü yaratılışından başkasının zarar görmesine izin veremezdi. Silahı yakalanan küçük bir Skibidi tuvaletinde test etmeye karar verdi. Korkusunun üstesinden gelir, ışınlayıcısını kullanmaya karar verir, onu küçük tuvalete doğrultur ve tetiği çeker. Ama Skibidi tuvalet yerine ortadan kaybolan Doktor Clark'tı. Bu deneyi izleyen tüm bilim adamları şok oldu. Uyandıktan sonra Doktor Clark nerede olduğunu bilmiyordu. Tüm gezegen büyük bir radyoaktif çöplüktü. Doktor ışınlanma silahının kırıldığını fark etti. Bir an için umudunu kaybetti ama Doktor Clark pes etmedi. Işınlayıcı silahın üzerinden geçmeye başladı ve onu tamir edebileceğini fark etti. Doğru alet ve parçalar olmadan ışınlayıcı silahı tamir etmek çok daha uzun sürdü. Bu uzun süre boyunca radyasyon onu değiştirmişti. Birkaç kez büyümüştü. İnsanlık dışı bir güç kazandı ve yüzü radyoaktif kanla titriyordu. Her şey hazırdı. Mutasyona uğramış Doktor Clark bir portal açtı ve hemen içeri girdi. Birkaç saniye içinde milyonlarca mil uzağa süpürüldü ve mağazanın ekipmanıyla birleştirdiği başarısız ışınlanma nedeniyle rastgele bir ses mağazasına ışınlandı. Kasları süper güçlü bir malzemeyle kaplıydı. Kemikleri hareketsiz hale geldi, kan damarları kablolara dönüştü ve kafası yerine artık bir hoparlörü vardı. Artık Doktor Clark'ın bir silah yaratmasına gerek kalmadı. O silahın kendisi oldu.